Adamın biri şöyle anlatıyor. Ben lokantada otururken telefonla konuşan bir adam birden sevinç çığlıkları atmaya başladı. Konuşmasını bitirdikten sonra garsona, "Burada olanların hepsine benden pilav üstü kebap der. 18 yıl aradan sonra baba olacağım." Birkaç gün sonra aynı adamı sinemaya giderken elinde 3-4 yaşında bir çocukla bilet kuyruğunda gördüm. Çocuk ona baba diyordu. Adamın yanına gidip o günkü işinin hikmetini sordum. Adam utana sıkıla olayı şöyle anlattı. O gün yan masada yaşlı bir çift vardı. Yaşlı kadın menüye baktıktan sonra eşine, "Keşke bugün pilav üstü kebap yiyebilseydik," dedi. Kocası da hanımının yanında utanarak ancak çorba alacak paralarının olduğunu söyledi. Bunu duyunca üstüme kaynar su dökülür gibi oldu. Ben de o yapmacık telefon konuşmasıyla onlara pilav üstü kebap almak istedim. Ben adama, "Peki niye herkese yemek verdin?" Adam ciddileşerek, "Ben bütün malımın gitmesine razıyım. Ama bir insanın izzeti nefsinin rencide olmasına razı değilim. Eğer o yaşlı adama açıktan yardım etseydim, hanımına karşı çok mahcup olacaktı. Ondan dolayı öyle yaptım."